Kahveyle beraber denize girdik abicim. Şile'deyiz. Latte de geliyor. Latte gel oğlum. Gel. İşte kahve. Kahve birazcık sudan korkuyor. Bilenleriniz vardır. Önceki vloglarda da söylemiştim. Evet bıraktım kahveyi şu anda. Kahve. Gel böyle. Hayır hayır hayır. Gel. Gel. Aferin benim kızıma. Ha. Ha, evet. Öğreneceksin böyle. Kahve dişi olduğu için sudan birazcık korkuyor. Ben de onu yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorum. Evet, denizin hali bu. Hatta şöyle göstereyim. Dibi bile görebiliyoruz denizde şu anda. İşte latte burada yüzüyor zaten. Tıpkı bir balık gibi yüzüyor latte. Hadi bakalım kahve yüz. Hadi kızım. Aferin. Aferin benim kızıma. Gel böyle, gel. Aferin böyle. Devam et. Çok güzel. Hadi gel kahve. Gel. Gel böyle. Gel böyle. Gel. Gel. Aferin sana. Gel. 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 Of bürün. Of bürün. Tamam. Şimdi biraz dinlenelim. Latte. Oğlum ne yapıyorsun? Latte. Gel. Ha bak. Aferin latte ile kahveye. Köpekler doğuştan itibaren bunu öğreniyorlar zaten yüzmeyi. Fakat dişi köpeklerin biraz suyla alıp veremediği şeyler olabiliyor abi. Dişi köpeklerin. O yüzden onları biraz öğretmek, biraz onlarla ilgilenmek gerekiyor. Latte. Latte yüzmeyi çok seviyor. Biz ne zaman denize gelsek latte denizden çıkmıyor zaten. Oh! Kahve biraz tırnaklarına dikkat et. Evet. Aferin kahveye. Devam et kızım. Buraya gel. Gel böyle. Gel. Aferin söz de dinlermiş kahvem. Aferin kahvecim. Aferin. Şöyle biraz destekleyeyim seni ben elimle. Heh. Aferin. Aferin. Kahve. Gel. Kahve. Gel kız buraya. Kaçma. Kahve. Kahve gidiyor şu an. Biraz daha yüzdürmem lazım onu. Biraz daha. Gel bakalım kahve. Aferin sana. Aferin. Devam et. Çok güzel. Evet. Gel bakalım. Gel gel gel. Heh. Latte. Gel. Latte ve kahve. Pişt pişt. Gel sen de gel. Gelin bakayım. Benim için zingillerim. Bakın böyle bak. Ah ah. O tırnakları ne bastırdın be. Latte biraz seninle yüzelim mi? Tırnaklarını batırdı bana. Hain kahve. Latte baksana da şuna timsah gibi bak. Timsah gibi. Latte'nin tüyleri çok daha uzun. Şimdi Border Collie cinsinde abi iki çeşit şey var. Tüy yapısı var. Üç çeşit hatta. Birisi kısa normal köpek tüyü. İkincisi orta kahveninki gibi. Üçüncüsü de latte'ninki gibi uzun tüylü ırklar. Ve uzun tüyleri aslında çok güzel duruyor yani. Hani baktığınız zaman latte'nin mesela bak şu tüy uzunluğuna baktığınız zaman bayağı uzun bir tüy yapısı var. Hatta kuyruğunun bakar mısın şu uzunluğuna? Bayağı bir uzunluğu var. Latte gel. Latte gel oğlum. Gel. Aferin sana oğluma benim. Aferin. İşte öyle. Şile'nin en güzel zamanı Eylül ayı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eylül ve Ekim'e de sarktırabiliriz. Çünkü bu yaz biraz geç geldi. Yani yazın biliyorsunuz Haziran'ın ortasından sonra yaz mevsimi başladı. Denize girilebilecek hal Temmuz'a kadar sürmüştü. O yüzden şu an mesela Eylül'ün sonundayız. Denizdeyiz ve hiçbir şekilde dalga yok Şile'de. Normalde Şile sürekli dalgalı olur. Ama bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Şile böyle dalgalı olur abi. Onun dışında Şile şeydir böyle Mayıs ve Eylül, Ekim aylarında deniz süt gibidir. Ha Mayıs ayında denize giremiyoruz haliyle. O biraz şey oluyor yani zor oluyor, biraz soğuk oluyor. Ama Eylül ve Ekim ayları hatta biz geçen sene Kasım'a kadar şey yaptık. Denize girdik yani burada. Mükemmeldi yani. O yüzden vaktiniz varsa havayı güneşli gördüğünüzde atlayın Şile'ye gelin. Çarşaf gibi. Bakar mısın abicim şu olaya ya? Yani şu olaya bir bak. Gerçekten bak ve direkt bak ayağımı gösteriyorum. Denizin dibinde şu an ayağım ve su gördüğünüz gibi omuzlarıma kadar su var. Ve bu yükseklikten bile aha ayağımı görebiliyorsunuz. İnanılmaz temiz bir durumda şu an. Çok güzel. Ben de biliyorsunuz oyun podcastlerine başladım. Bir tane video attım. Beğendiniz bayağı onu. Ona devam edeceğim abi. Bu arada latte ile kahve gitti. Biz komşularımızın köpekleriyle geldik. Orada belki görüyorsunuzdur. 5 tane köpek var. Latte ile kahve benimki. Rex var. Arka komşumuzun köpeği. O da Border Collie. Bir de yan komşumuzda bizim Volkan öğretmenim. Belki tanırsınız. Beraber eğitim yaptığımız. Volkan'ın da zeytinle Goffy
isimli. Birisi Cane Corsa cinsi, öbürü de American Staff cinsinde köpekleri var. Öyle 5 köpekle geldik. Bizim pick-up'ın arkasına yükledik köpekleri. Kabinli benim pick-up'ın arkası. Böyle bizim kardeşim Hasan da ATV ile geldi. Biz de pick-up'la kumsala kadar giriyoruz abi. Ve inanılmaz bir deniz var ya. Şu an gerçekten hani bunu bilen biliyor abi. Bu denizin güzelliğini. Bakar mısınız şuraya? Müthiş bir keyif. Allah-u Teala ne kadar güzel yaratmış abi ya. Süper bir şey. Evet, size böyle bir köpeklerle şeydeyken, böyle denizdeyken bir vlog çekeyim istediğim, bir kısa onların yüzmesini falan göstereyim. Biraz daha göstereyim hatta. Latte! Latte! Gel! Gel oğlum! Latte! Gel! Şimdi orada diğer köpeklerle oynamaya daldı. Bakalım gelecek mi? Latte! Rex geliyor bu sefer. Rex gel oğlum! Gel! Aferin, nasıl geliyor, bak bak nasıl geliyor. Birazcık uzakta tabii şu anda, göremeyebilirsiniz. Gel. Kahve tabi girmiyor abi. Kahve hiç yanaşmıyor. Aa, sudan çıktılar. Şu anda oraya doğru koşturuyorlar. Orada bir oyun oynuyorlar şu anda yine. Velhasılı kardeşim, işte böyleyken böyle. Şimdi şu okul dönemi başladı ya. Hani daha henüz okullarda işte sınav dönemleri vesaire daha başlamadan, bence yazın bu son demlerini ailelerinizle beraber bu tarz yerlere gelerek bence mutlaka değerlendirin. Tavsiye ederim size abi. Çünkü böyle bir ay sonra falan artık tamamen bu sıcak sezon biter. Kasım'da böyle bir ufaktan pastırma sıcakları dediğimiz şey olabiliyor. Ama o her zaman tatmin edici seviyede de olmayabiliyor. O yüzden bu son bir ayınızı her güneş gördüğünüzde mutlaka ailenizle beraber ormanlık alanlara, piknik alanlarına, işte kumsala, denize vesaireye mutlaka gidin. Mutlaka oralarda vakit geçirin ailecek. Oyunlar oynayın, gezin, tozun, trekking yapın, yani yürüyüş yapın. Bunlar güzel aktiviteler ha, bakmayın. Tamam, dijitalde eğleniyoruz, gülüyoruz, oynuyoruz. Yani dibine kadar eğleniyoruz dijitalde. Ben de sizle beraber sürekli oyun oynuyorum. Ama abicim, gerçek hayattaki o keyifli şeyleri şey yapmayın. Asla göz ardı etmeyin. Çünkü abicim, asıl eğlence, asıl güzellik o şeyde. Ailecek geçirilen o güzel hafta sonlarında, güzel akşam vakitlerinde. Akşamları yürüyüşe çıkın ailenizle beraber. Karanlıkta yürümeyi ben mesela severim. Değişiktir böyle karanlıkta gece vakti yürüyüş yapmak. Onlar da güzel. Bu arada kumsalda şimdi birisi geçiyor da bizim köpekleri gördü. Ben de köpek besliyorum falan diyor. Orada bir muhabbet çeviriyorlar şu an bizimkilerle. Yani demem o ki arkadaşlar, dijitale takılıp kalmayın. Dijital oyunlara takılıp kalmayın abicim. Mutlaka vaktinizi dışarıda da harcayın. Çünkü dijitalde oyna oyna, izle izle, aga sıkılıyorsun, bayıyor bir noktadan sonra, anladın mı? Yani gerçek hayatın, dışarıdaki dünyanın zevki ve eğlencesi çok daha çılgın bir seviyede. Ben de o yüzden buna çok dikkat ederim. Yani sürekli Şile'de yaşadığım için denize, ormana, göle, baraja, zaten beni vloglarımdan biliyorsunuz yani. Sürekli gezmeye, tozmaya meraklıyım ben. Maceralar yaşamaya meraklıyım. Bir tek paraşütle falan atlayamıyorum. Acayip yükseklik korkum var. Yani o biraz yemiyor bende. Ama onun dışında gayet iyi durumdayız yani o açıdan. Siz de bunları bolca değerlendirin. Çünkü yaşadığınız yerlerde mutlaka ormanlık alanlar, tepelik alanlar. Varsa abi dağlara, yaylalara çıkın. Mesela Şile'de dağ ve yayla yok. Ben acayip bir dağ seven bir insanım. Yaylaları çok seven biriyim. Ama Şile'de böyle bir şey olmadığı için ben de mecburen bu sefer işte buralarda takılıyoruz. Yani işte baraj, göl, deniz falan, böyle ormanlık alanlar. Yaşadığınız yerlerde abi dağ, bayır falan varsa, yaylalar, mutlaka oraları zaten değerlendirin kardeşim. Evet, böyle size kısa bir köpeklerle bir vlog çektim. Hatta şöyle ben köpeklerimin yanına doğru da bir gideyim. Onlara da bakayım. Kahve orada koşturuyor. Latte kahvenin peşine şu anda koşuyor. Bizim Seko kahveli latteyi koşturuyor kumsalda şu anda. İyi bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.